Ben burada doğdum büyüdüm dediğin gibi. Türkler Almancı der. Almancıyım zaten. Yabancılar yaşıyordu, Türkler yaşıyordu. Çok Alman çocuklar yoktu yani büyüdüğüm yerde. Otoyola yakın böyle. Almanlar yaşamaz. Araba da aldım, para da biriktirdim. Galiba 200-300 dolarım kalmıştı. Ama orada da epey para yaptım. Galiba 1500 dolarla gittim, 8000 dolarla geri O döndüm bayağı falan. güzel. Burada doğan Türklerde özellikle merak ettiğim şey bu. Buradan nefret ederek mi yani lanet olsun buraya oraya mı gideyim yoksa? Bana her zaman ırkçılık yaptılar. O zaman Türklere karşı çok ırkçılık vardı. Türkiye'ye gittiğin zaman sen Almancısın. Şimdiden geleceğim için İzmir'den mesela bir 3 odalık ev aldım. Herkese merhaba. Bugün Almanya'dan bir konuğum var. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk. Mert Münih'te yaşıyor. Münih'te doğdun zaten bildiğim kadarıyla. Şimdi Evet. Mert'in hikayesini dinleyeceğiz kendisinden. Kısaca biraz bize kendinden bahsetsene. Tabii. Ben burada doğdum, büyüdüm dediğin gibi. 92'li doğumluyum. Türkler Almancı der. Almancıyım zaten. Bu kelime seni rahatsız ediyor mu? Bu arada Almancı kelimesi. Almancı kelimesi eskiden belki birazcık rahatsız ediyordu yani gençliğimde, ergenlik zamanında. Evet, birazcık rahatsız ediyordu. 10 yaşına kadar Almanya'da doğdum, büyüdüm. Münih'te doğdum, büyüdüm. Yani buralıyım. 10 yaşında Türkiye'ye gittik. Ankara'ya taşındık. Orada bir Alman okulu var. Alman okuluna gittim. Orada okudum. Ne kadar süre sürdü bu? 2,5 sene. Ondan sonra aslında geri dönüş yapacaktık. Yani o zaman plan oydu. Kardeşim doğdu. Küçük kız kardeşim var, o doğdu. Annem de işte Mutterschutz Urlaub diyorlar yani Mutterschutz. Elternzeit'a girdi yani birkaç sene Annelik izni. annelik iznine girdi. Geri dönüş yaptık. Orada Türkiye'de olmadı annemle babam için. Benim için çok güzeldi. Gireceğim araya ama niye Türkiye'ye gitmeye karar verdiniz? Hani anne baba kesinlikle yurda dönüş yapmak mı Yani istedi şimdi yoksa? annem 9 yaşında Almanya'ya geldi. Çok erken. Küçükken yani çocukken annem Almanca konuştuğu zaman zaten herkes Alman zanneder. Türkçesi de çok iyi. Benimkisi en kötüsü ama yani bazen böyle anlaşılıyor Senin Almanca olduğunu. seninki bayağı iyi yani. Yok. Biz Mert'le bu arada dışarıda Yok. falan da görüşüyoruz. Bakmayın belki şu anda kamera önünde bile belki böyledir ama kamera dışında çok daha iyi. Yok. Ki bence şu anda da iyi gidiyorsun yani. Annem 9 yaşında geldi. Babam 25 yaşında geldi. Annem Türk İş Bankası var. Burada da Türk İş Bankası var. Orada meslek öğrendi, bankacılık öğrendi. Onun da patronu benim amcamdı. Yani babamın abisi. Amcam da dedi ki bak burada bir genç kardeşim var. Evlenmek istiyor musunuz falan. Tanışın yani tanışın bir tanışın. Babam da o zaman Ankara'da Maltepe'de yani onların bakkalı vardı, restoranları falan vardı babamın ailesi. Bakkalını kapattı. Münih'e geldi, tanıştılar, sözlendiler. Öyle evlenmişler. Sonra işte çocuk yani ben büyüdüğümde kardeşim dünyaya geldikten sonra dediler ki bir deneyelim, geri dönüş yapalım Türkiye'ye. Almancıların her zaman böyle bir Niyeti vardır. niyeti vardır. Bir gün olsun yani Dönelim. emeklilik olsun veya daha önce olsun Türkiye dönme hevesi vardır. Peki Ankara'da yaşadın 2-2,5 sene kadar. Sonrasında başka bir yerde yaşadın mı? Almanya dışında. Almanya dışında yaşadım. Belki ondan önce şey anlatayım. Geri döndük. Münih'e geri Niye döndük. gördünüz? Ankara'dan sonra çok zordu. Çünkü benim en yakın arkadaşım orada. Yani orada tanıştım yani. Daha halen en yakın arkadaşım. Ankara'da hayatım çocukken çok iyiydi. Bir de Alman okulunda, özel okulda herkes çocukların hep ne bileyim yüzme havuzu vardı, villalarda yaşıyorlardı. Yani Olanakları olan bir okulda evet şartlar onların iyi. durumları iyiydi. Hep onlarda takılıyorduk. Yüzme havuzunda falan takılıyorduk. Yani durumumuz çok iyiydi. Yani bizim yüzme havuzumuz falan yoktu. Biz normal yeni mahallede bir apartmanda kalıyorduk ama oradaki çocukların durumu çok iyiydi. Onun için zevkliydi yani orada yaşamak. Veyahut da işte ne bileyim gece yarısı saat 10-11'e kadar dışarıda kalıp potalarda basketbol oynayıp mahalle kavgasını yapmak, savaşmak Keyifli bir falan. Yani çocukluk keyifli bir hayatı. çocukluk hayatım güzeldi yani. Türkiye'ye gitmeden önce de güzeldi çünkü böyle bir mahalle ortamında büyüdüm. Orada da çok Münih'te mi Münih'te, orada da bahsediyorsun? yabancılar yaşıyordu, Türkler yaşıyordu. Çok futbol oynardık. Çok Alman çocuklar yoktu yani büyüdüğüm yerde. Birazcık hani Hangi bölgedeydi? Fosnuritti. Bilmiyorum. Tam olarak neresi Fosnuritt oldu? U3. U3. Evet. Ha tamam. Yani Anladım. otoyola yakın böyle. Anladım. Almanlar yaşamaz. Sonra geri döndük. Geri döndükten sonra işler birazcık değişti çünkü ben orada o özel okulda iyi bir eğitim görmedim. Bavarya eğitimi görmedim. Bavarya okul eğitimi en zor eğitimdir.
Evet, bu arada eyaletler arasında onu kısaca belirtelim. Sen de belirtebilirsin. Bavyera'daki eğitim biraz diğer eyaletlere göre daha farklı. Yani öyle olduğu söylenir. Benim buradaki Almanya'nın farklı yerlerinde doğmuş, farklı yerlerinde yaşamış arkadaşlarımdan duyduğum şey bu genelde. Buradaki eğitim birazcık daha farklı. Başka bir eyaletten gelen birinin eğitimi falan çok saymıyorlar. Bir denklik falan istiyorlar. Öyle bir süreci var. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla. Bizim sistemde, Turing'in sistemde kolaydı. Notlarım iyiydi aslında. Geri döndük. Gimnazyuma girdim. Matematikçinin Tuvisenschaftli His Gimnazyum. Tamam. Yani matematik, science. Matematik bilimleri. Bilimleri. Çok zor geçti. Çok zor geçtim yani. Özel dersler falan almak zorundaydım. Okulda çok kötüydüm. O zaman da gimnazyumun 13 senesi vardı. 12 senesine kadar gittim. Yani başardım 12 senesine kadar. Sonra ama notlarım o kadar kötüydü ki orada çıktım. Oradan çıktım. Bir 7 ay boştum. 7 ayda Reve'de çalıştım. Kasada çalıştım. Birazcık para biriktirdim. Sonra o parayla ehliyetimi aldım. Yani o para aslında ehliyete gitti. Burada kendi ehliyet pahalı yaptım. Yani. Evet, bayağı pahalı. Yani 1500 euro o zaman veya 1300 euro o zaman ödemiştim ehliyet için. Eğer araba sürüş deneyimi yoksa bu 3-4 bin eurolara falan çıkıyor benim bildiğim bayağı. Evet. Değil mi? Evet. Çıkar. Yani şimdi hele çıkar. Oradan sonra FOS'a geçtim. Yani FOS'ta da abitur yapabiliyorsun. Hani abitur bizim Türkiye'deki gibi ÖSS sınavına denk geliyor. Denk geliyor. Hı-hı. Üniversiteye geçiş. Aynen, geçiş yapıyorsun. Sosyal bir yöne girdim. Sosyal yönde de yani sosyal FOS'taydım. Yani benim ana derslerim psikoloji ve pedagogikti. Orada da iki staj yapmak zorundaydım. Birisi huzur evinde, birisi anaokulundaydı. Hı hı. Okul bittikten sonra ona ya stajlar hep yarım sene sürüyor. Yarım sene huzur evi, yarım sene anaokulunda yaptım. Anaokulu çok güzeldi çünkü tek Türk öğretmen, yani beni öğretmen olarak gördüler. Bendim ve %70'i Türk'tü herhalde. Giesing'e, Weizenseeschule, anaokulu. Giesing bölgesinde zaten bayağı Giesing, Türk evet, aileler çok var. Çok Türk var. O bittikten sonra benim ehliyetim vardı. 18 yaşındaydım. 7-8 ay ben pizzacıda çalıştım. Arabamı ondan önce aldım. 1500 euro araba aldım. Annem gil bir 500 euro falan verdi. Ben de geri kalanı ödemiştim. Tam tamamladın öyle. Aynen. Aldım. O abituru bitirmeden önce ben okulda bile hani 20 saat çalışıyordum ben. 12. sınıfta 20 saat o pizzacıda çalışıyordum. Öğrenci olarak çalışıyordum. Öğrenci olarak çalışıyordum. 15 yaşından beri hep çalışıyordum yani çok bir yerlerde. Parayı biriktirdikten sonra Work and Holiday Visa yapabiliyorsun bir Alman olarak. Yeni Zelanda'ya gittim. Yeni Zelanda'da bir sene kaldım. Work and Holiday'i kısaca açıklayalım tabii. Bir yandan çalışırken bir yandan tatil yapıyorsun o ülkede. Bu süresini tam bilmiyorum ama herhalde sen bir yıl dedin değil mi? Visa olarak da bir sene alabiliyorsun. Bir seneye kadar herhalde. 6 ay, 1 yıl. Aynen. Daha uzun belki bilmiyorum ama. Şimdi Yeni Zelanda'da böyle bir şey var. Bir sene Yeni Zelanda'ya gidebiliyorsun. Ama tamam. Ondan sonra bir sene Avustralya'ya da gidebiliyorsun. Aynı vizeden istese. Başka ülkeden faydalanabiliyorsun. Yani aynı vizeyi de başvuruyorsun. Working okay. Holiday Visa diye başvuruyorsun Avustralya'ya. Avustralya'da gidebiliyorsun bir sene mesela. Çok güzel. Güzel bir evet yöntem. Orada da ilk önce Working Holiday diye bir program var. Yani çiftliklerde çalışıyorsun, farmlarda çalışıyorsun. Farklı sektörlerde de çalışabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Hani birçok şey var. Benzincide çalışmak var. Her şey çalışabiliyor. Garson olarak bir yerde çalışmak var. Aynen. Her şey olabiliyor. Aynen öyle. Amerika yani... için de kullanabiliyorsun bunu, İngiltere için kullanabiliyorsun. Dünyanın birçok, Türkiye'den de bu tür vizelere başvurulabiliyor bu arada. Evet. Normalde Almanlar gider veyahut da buradaki turistler, Avrupa'daki turistler gider. Orada işte çiftlikte çalışır. Dediğin gibi kasada belki çalışır. Orada burada çalışır. Farmda çalışmalı. Yani çiftliklerde çok, çalışmak. Onun için o kadar kişi geliyor oraya. Yani aynen. 4,5 milyon nüfusu var Yeni Zelanda'nın. Çok değil ama. Bayağı azmış. Epey çiftlikleri var. Büyük çiftlikleri var. Hı hı. Ben de ilk önce işte böyle birkaç çiftlikte çalıştım. O çiftliklerde de işte 5-6 saat çalışıyorsun. Bir yatak veriyorlar. Yemek veriyorlar. Giderini olmuyor. Yeni Zelanda'da Almanya'dan o zaman 2-3 katı daha pahalıydı. Yani yemek olsun, oturması, yani yaşaması olsun her şey daha pahalıydı. Daha pahalı. Tütün falan galiba bir paketi 40 dolardı yani. Gerçekten bir paketi 40 dolara tütün alıyorsun yani. Çok pahalıydı. Sonra ben bir küçük bir şehirde, Vangunui'de bir şehirde küçük o çiftlikten bir gün şehre indim. O şehirde de Türk restoranı gördüm. Mediterran, Turkish Mediterranean Cuisine Akdeniz yazıyor. Mutfağı. Akdeniz mutfağı ama yani oradaki sahibi de Karadenizli, çok güzel. 20 senedir. Karadenizli bir usta, Akdeniz mutfağı. Karadeniz, aynen. Güzel. Çok güzel yemek yapıyordu. Aşçılığı da orada öğrenmiş. Sonra 19 yaşında gitmiş Yeni Zelanda'ya. Orada başladım. Taş fırın pizzası yaptım ilk önce. Çünkü pizzada o zaman
2,5 sene tecrübem vardı yani Kola Pizza'dan. 18 ile 20 yani evet 2 senelik tecrübem vardı. Sonra Taş Fırın'da ama çalışmamıştım yani onlar her şey yeniydi. Bayağı Taş Fırın dediğin İtalyan usulü pizza İtalyan yapmak üzerine, yani. İtalyan üzerine odun ateşinde. Evet odun var hamurunu tek başına yapıyorsun. Hamurunu yaparken 2 hafta sonra galiba hamurun makinesini bozdum. Yani öyle bir şey oldu. İş kazası. 2000 dolarlık makineyi bozduk. Ama beni tuttu. Ondan sonra birkaç olaylar oldu o dükkan yani o restoranda. 120 kişilik restoran büyük böyle open kitchen'i var. Yani dışarıdan müşteriler görüyor hani görüyor. Alakart geliyorlar böyle bir restorandı. Orada ama bir olaylar oldu. Sonra benim patronum Türkiye'ye geri döndü. Ben de onun hanımıyla ve çocuğumla orada kaldım. Onlar da işte saat 5'e kadar kalırlardı. Akşamları ben yönetirdim. Sonra bir pizzacı daha aldık. Orayı birkaç ay yönettim. Bayağı orada bir yönetim deneyimin de oldu aslında. Evet. Sadece öyle pizza yapmak falan değil. Tabii o yönetim birkaç sene, birkaç ay sonra oldu. Aslında gezecektim. Yani yazın gezecektim. Gezemedim. Araba da aldım. Para da biriktirdim. Yani bunu da demek lazım. Oraya başlamadan önce galiba 200-300 dolarım kalmıştı. Çok az kalmıştı. Yani annem gibi bana yollardı para ama dedi, yani kendim istemedim hani. Bu maceraya kendin atıldın, kendin bakacaksın nasıl. Ayaklarım üzerinde duracağım diye. Yani sonra küçük bir araba da aldım. Yazın gidemedim. Orayı yönettim. Restoranı yönettim. Ama orada da epey para yaptım. Almanya'ya döndüğünde karlı mıydın? Onu öğrenelim esas. Epey bir karlıydım. Okey süper. Peki. Yani galiba 1500 dolarla geri yani gittim. 8000 dolarla geri döndüm. Oo bayağı güzel bir şeyle dönmüşsün. Yani. Harika. Bir şey soracağım peki merak ediyorum. Mesela Almanya'da doğan biri Türkiye'yi nasıl görüyor? Türkiye'ye nasıl bakıyorsun sen? Türkiye her zaman... Senin gözündeki Türkiye ne ya da? Yani ilk aşkın gibi bakıyorsun. Bayağı bir özlemli. Bayağı bir özlemli. Hani her zaman Türkiye böyle kalbimdedir. Çok güzel. Memleketimdir. Yani burası evim, orası memleketim. Buraya şeye bakıyor musun? Mesela ben onu merak ediyorum. Burada doğan Türklerde özellikle merak ettiğim şey bu. Tamam biliyorum. Eminim büyük bir çoğunluğu Türkiye hasretiyle burada yaşıyor. Bu cepte. Ama buradan nefret ederek mi yani bir an önce burayı lanet olsun buraya oraya mı gideyim yoksa burası da benim için memleket ama orası sonuçta köklerimin olduğu yer olarak mı? Bazen öyle bazen böyle. Her ikisi. Yani, bazen her olduğunda ikisi, da kapılabiliyorsun. Evet, oluyor yani. Benim bazen durumlarım oluyor. Nefret ediyorum diyorum ki artık bir ırkçılığa bir şeye ırkçılığa, adam kırmaya bir şeye denk geldiğinde mi bu oluyor? Evet yani? Tabii. Irkçılığa her zaman. O Türkiye'den geri döndüğüm zamanlar tek Türk bendim sınıfta. Bana her zaman ırkçılık yaptılar yani. Şeyden, o zaman Ankara'da Türklere karşı çok ırkçılık vardı. Şimdi de Türkleri bıraktılar Müslümanlara karşı çok ırkçılık oldu. Buradakinden bahsediyorsun, Ankara'daki okuldan bahsediyorsun. Buradakinden bahsediyorsun. Türkiye'de Ankara'da hiç problem yok. Ankara'daki okulda Alman değiller değil mi? Çocuklar da Türktü. Bazıları Almandı, bazıları Almancıydı. Türkiye'ye taşımak istiyorsun Mert. Peki evet. Bunu niye düşünüyorsun? Yani Türkiye her zaman nedenleri aslında basit. Tabii bir yandan Almanca olacağım. Hani ilk başlarda Türkiye'de yani Almancanın en büyük problemi Türkiye'ye gittiğin zaman sen Almancısın. Biz Ankara'da yaşadık. Annem babamın ailesi hepsi Ankara'ya göç etmiş. Yani onlar aslında Adanalı, Mardinli falan. Farklı yerlerden. Ama Ankara'ya taşınmam mesela. Yani Türkiye sırf Ankara değil veya orada bir ailem olduğu için değil. Yani Türkiye'ye taşınırsam denize yakın. Deniz olmadan yaşamam. Zaten Almanya'da aynen. Deniz görmedim yeterince tabii, biliyorsun. Tabii yani deniz olmadığı yere yaşamam. Benim istediğim yer İzmir olabilir. İstanbul bilmiyorum belki çok büyük olabilir. Ve hatta İzmir de belki o zaman çok büyük olabilir. Onu da bilemiyorum. Ama benim yaptığım planlar kısa vadeli ve uzun vadeli düşündüğüm zaman denize yakın bir yer olması onu lazım. Onu da sormak istiyorum. Çünkü sadece gideyim böyle 3-5 sene yaşayayım mı Türkiye'de diye düşünüyorsun. O keyfimi alırım, Türkiye keyfini alırım, geri dönerim mi diye düşünüyorsun. Yoksa şu anki planın ben gidip orada uzun vadede yaşarım, ömrümün sonuna kadar yaşarım mı mesela? Yani şimdi ben şimdiden bir geleceğim için İzmir'den mesela bir 3 odalık ev aldım. Okay. Yani kısa vadeli düşünmüyorum. Hani benim düşündüklerim uzun vadelidir. Hani oradan bir şeyler aldım. Orada bir taşım var. Dikili bir ağacım var. Yoksa buradan alırdım mesela bir ev. Yani kredi daha iyi faizle buradan alırdım. Ama almadım buradan. Anladım. Mesela. Hayatın demek ki aslında birazcık da İzmir'de planlıyor gibisin anladığım kadarıyla. Ya İzmir şart değil ama dediğim gibi denize yakın bir yer olması lazım. Peki oraya gittiğinde ne yapmayı düşünüyorsun?
tamam ev almışsın çok güzel. İnşallah orada da planda gerçekleşirsen iyi bir şekilde otursun yaşarsın inşallah. Öyle bir evet. süreç olur senin için. Ama iş olarak ne düşünüyorsun? Buradaki sonuçta şu an yaptığın işten kısaca bahsedip ya da hiç buradaki işinde bahsetmeyip sonra konuşuruz da onu. Türkiye'de ne yapmayı düşünüyorsun? O zaman belki konuşmamız lazım çünkü buradaki işi orada buradaki işi mi şey yapalım? Yapabiliriz. Tamam yani. Buradaki işini o zaman şu anki işini öğrenelim. Şu üniversiteden başlayalım. Tamam. Nasıl istiyorsan. Hiç fark etmez. Sadece şu anki işini söyleyebilirsin. Account manager olarak çalışıyorum. Yani bir software şirketi. Yazılım şirketindesin. Yazılım şirketindeyim. Bu işe eski işimden geldim. Eski işimde headhunter'lıktı. Geçen sene onu da yapıyordum. Yani şirketlere eleman... Elemanı sağlıyorsun şirketlere. Aynen. Şirketlere eleman buluyordum bir yerde. Şirketler yani. İçin ideal gelen CV'leri seçip onları direkt şirketlerin daha az uğraşmasını sağlayacak şekilde onlara eleman sağlamak aslında. Tabii. Türkiye'de çok headhunter'lık yok. Çünkü Türkiye'de işsizlik oranı çok yüksek. Almanya'da çok düşük olduğu için şirketlerin hızlı süreçlere girmek istiyorlar. Şirketlerin aynen. problemi eleman bulamaması. Evet. O işi yaptım. İşte işletme okuduktan sonra birazcık işte tezimi recruiting 4.0 yani recruiting'in geleceğine falan bakmıştım. Onun üzerine yazdım. O zamanki işim tabii hep müşterilerle, hep Münih'teki şirketlerle görüşmek, hangi elemanlar lazım. Sana ne lazım abi deyip ondan şey almak. Geçen anlattığım bir tane Amerikan şirketi aklıma geldi. Türk şey alıyor. Onu sana söyledim. Reklam olmasın şimdi. Çok iyi işler yani Türkiye'den. Çünkü Türkiye'de çok IT'ci var. Kesinlikle. Mühendis var. Yani oradan aslında Türkiye'den onları Münih'e getirmek ve Almanya'ya getirmek gerçekten çok iyi olur. Onu tabii ki oradan birazcık Almanca öğrenip de gelmeleri yani çok süper olur. Ama kesinlikle, akıcı bir, kesinlikle gerekli yani. Tabii akıcı bir İngilizceyle. IT sektörü özellikle tabii bu ki. Olabilir. Üniversiteyi bitirdikten sonra şu anki çalıştığın yere nasıl başladın peki? O süreç nasıl oldu? İşte dediğim gibi ilk önce recruiting şirketinde çalıştım. Yani headhunter'lık yaptım. Orada recruiter olarak başladım. Sırf mülakat eden kişilerle interview yaptım. Yani insan kaynaklarını, ya insan kaynakları, insan kaynakları gibi bütün gün senin gibi interview yaptım. Sonra orada bir sene sonra dediler ki bize account manager, sen account manager olarak çalışmak istiyor musun? Yani satış, aynı şirket mi dedi? Aynı şirket. Satışa gitmek istiyor musun? Yani benim o zaman mülakat eden kişilerle, iş başvuran kişilerle alakam yok ama sırf şirketlerle alakam oldu. Oraya başladım. Account manager olarak başladım. Orada da böyle bir şey var. Günde 3 tane meeting yapman gerekiyor. Yani günde 3 tane meeting belki çok kulağa gelmeyebilir ama 3 tane meeting başka şirketlerde yapıyorsun. Yani bütün Münih'teki şirketlere gidiyor musun yani birebir? Gidiyorsun. Arabayla gidiyorsun. Orada meeting yapıyorsun. Geri geliyorsun veya başka bir meeting'e gidiyorsun. Günde 2 ile 3 arasında olması lazım. Çok stresli bir iş. Hep de konu iş olduğu için hani veya eleman olduğu için açık pozisyonlardan konuşuyorsun, elemanlardan konuştuğun için teklifler de çok geliyor. Hani hiç aramayalım isterseniz siz gelin diye falan. Teklifler geliyor ama 1,5 sene dayandım yani bir teklife hayır yani hep hayır demeye. Şimdiki çalıştığım şirkete gittim orada genel müdürünle çok iyi anlaştık. Teklif sundu. İstiyorsanız hiç aramayalım, siz gelin. Ben de birkaç gün düşündüm. Ona okay, yazdım benim. Dedim ki istiyorsanız buluşalım, görüşelim. 2,5 saat, 3 saat öyle konuştuk. Öyle oldu ya. Yani. Harika, süper. Ama dedim yani ben IT'den, software'den hiç anlamam. Hiç yani hiç alakam yok. Benim birazcık böyle hep ilgim blockchain'e, bitcoin'lara, kriptolara falan daha vardı. Daha ekonomiyle ilgili. Ama yani finans tarafı. Software tarafına hiç alakam olmadığı için benim için de her şey yeniydi. Yani oraya başladığımda biliyorum artık birazcık. Tabii ki sırf ben program falan yazamam ama anlıyorum yani. Seni anlıyorsun, mantığını. Anlıyorum mantığını, evet. Yarım kaldı, bitirmeyelim. Türkiye'de ne yapmak istiyorsun meslek olarak? Türkiye'de işte yani şu andaki işim software'i göstermek, müşterilerle ilişkim olması yani ya telefonda ya yüz yüze. Bu korona yüzünden yüz yüze bitti. Yani bizim yaptığımız aslında web demonstrasyonları, müşteriyle telefonda konuşmak. Büyük projeler olduğu için sırf bir kişiyle konuşmuyorsun, 10 kişiyle konuşman gerekiyor, 15 kişiyle. Bunu aslında her yerden yapabilirim. Bilgisayar ve internetin olduğu sürece her yerden yaparsın. Diye düşünüyorum şu anda. Hani benim yani şirketim şunu bunu mu düşünüyorsun? Bunu izin verir mi, izin vermez mi? Ona kalmış bir şey ama bir
bir şirkette bir süre sonra remote çalışma başarı, muhabbeti başarılı olduysan o şirket seni bırakmak istemez. Tabii. Bir de ofise gelmek zorunda değilsen, senin hedeflerine ulaşabiliyorsan her yerde. Oturduğun yerden bilgisayarınla eğer işlerini zaten yürütebiliyorsan remote çalışma sistemi evet. Zaten dünyanın birçok yerinde var. Yani evet. Bugün dünyanın birçok yerinde insan özellikle Türkiye'de yaşayıp Amerika'daki bir şirkete ya da Almanya'daki bir şirkete çalışabiliyor. Ya da Japonya'da oturup Amerika'daki, Almanya'daki bir şirkete çalışabiliyorsun. Böyle tabii. Olanaklar, böyle iş kolları var tabii. Eğer dediğin gibi başarılıysan ve şirkette aran da iyisi, bu böyle bir şeyin iyi olmasın ki aslında. Evet. Çok mantıklı. Yani 7-8 sene boyunca hep servis sektöründe çalıştığım için, yani restoranlarda, kafede, barlarda çok çalıştığım için oradaki böyle bir şeyim de var. Müşteriyle yani, iletişimin nasıl kullanabileceğini aslında iyi biliyorsun. Şu anki yaptığın işlere katkısı belki vardır. Düşünüyorum. Kesinlikle vardır ama seviyorum ben yemek, yani yemek vermeyi. Hani müşteriye bir restoran falan belki açmayı yani, düşünebilirsin. Niye olmasın ki? Bu da bir seçenek olabilir yani. Olabilir çok yani. Da zor, imkansız şeyler çünkü değil aslında. Çünkü birazcık bütün gün bir yerde oturmak, bilgisayarın başında oturmak birazcık bana doğa karşı geliyor yani. Okay, anlıyorum. Peki son olarak sana şeyi sormak istiyorum. Bu sanırım son sorum olsa gerek. Almanya'da doğan Türk kökenli insanlarla iletişim nasıl? Birkaç tane Türk arkadaşlarım var. Almancı arkadaşlarım. Çoğu aslında üniversite zamanından oluşmuş. Ondan önce çok Türk arkadaşım olmadı. Çünkü okulda Türk arkadaş. Yani çevreye bağlı bir şey. Yani çevren çok Türklerle doluysa, çok varsa Türkler, onlarla takılırsın diye düşünüyorum. Ama problemlerim de çok oldu yani. Birazcık anlıyorum. Hani İkisine göre değişiyor herhalde. Hepsi bir değil diyelim. Yani hepsi bir değil. Her çeşitten Türk var. Tabii ki Almanlarla konuştuğun zaman ırkçılığa belki birazcık tadımı söyledin. Aynen. Ama hep derler yani, Mert sen Türk değilsin, sen Almansın. Hiç Türk, Almancalarında hiç. Bunu Türkler mi söylüyorlar? Yok, Almanlar söylüyor. Almanlar söylüyorlar. Bazen eskiden Türkler de söylerdi evet. Hani sen çok Almansın. Ne bileyim, Ankara'dan geri dönerdim işte. Rammstein tişörtü, o zaman Ankara'da moderndi, saçlarım uzundu, Ankara'da işte küpelili falan sakallı erkekleri burada hiç hayal edemiyorsun. Hani rockçılar falan. Biliyorum, benim de bir hayatımın buradaki, İzmir'deki dönemi öyleydi mesela, evet, deli gibi küpeli, uzun saçlı. Burada ghetto'da büyüyorsun, gangster olarak büyüyorsun, herkes kendisini birazcık şey zannediyor, hani daha üstün zannediyor. Tabii ki az olduğu için Türkler birazcık hep böyle Almanlara karşı kendilerini göstermek istiyorlar. Yani. Bir savunma psikolojisi. Savunma psikolojisi. Hani siz öylesiniz, yok biz böyleyiz. Biz de böyleyiz. Ya işte bak Mercedes'im, BMW'm, şu bu. Hani hep bir hava derdinde. Hani gidip meslek öğrenir, bir yerde çalışır, evinde kira öder ama Mercedes'i olur. Benim de analizim bu sanırım. Dedin doğru. Yani çünkü gösteriş veyahut da belki de Almancının düşüncesi, hani bir Almanya'da bir çalışayım da şunu şunu alayım da geri döneyim derdinde veya bilmiyorum neden, ama benim çoğu arkadaşlarım aslında hep Almandı. Hep Alman arkadaşlarım var. Şimdi Türk arkadaşlarım var. Son senelerde daha çok oldu. Onlarla da kontağım daha sık oldu. Veya Türk kız arkadaşım oldu. Çok teşekkür ederim Mert. Sanırım soracaklarım bu kadar. Senin var mı söylemek istediğin ekstra bir şey? Benim atladığım ama bunu söyleyeyim dediğim bir şey var mı acaba? Herhalde yok. Her şeyi herhalde döktün herhalde, aklındaki her şeyi. Yani tamam, herhalde süper. Döktüm yani. Bu kanal herhalde Türkiye'den belki yani Almanya'ya gelmek isteyen kişiler Almanya'ya için. Gelmek isteyen ya da Almanya'da yaşayıp da işte Almanya'ya ilgili farklı içerikler görmek isteyenler. Tabii. Her türlü insana. Hatta şöyle takipçilerimiz de var. Avustralya'dan, Amerika'dan, farklı ülkelerden sadece hani içeriği izlemek isteyen insanlar da var. Mail atıyorlar sağ olsunlar. O yüzden aslında herkese hitap ediyoruz ama tabii öncelik Almanya dediğim gibi. Tamam. Yani bir soruları varsa, yardımcı da olursa, biz Münih'teyiz, bana da her zaman tabii ki sorabilirler. Tabii ki. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bunun gibi daha fazla Almanya üzerine içerikler görmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.